kontrol ediyorum sadece. Şey tarafını, YouTube tarafını. Canlıyla. Evet. Evet. Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün güzel, önemli, hoş bir konuda deneyimli iki kişi var yanımızda Huawei'den. Öncelikle bu İzmir Demokrasi Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Analitiği Seminerler Uygar Merkezi'nin seminerler dizisi. Herkes hoş geldi. Bu hafta yine bir cuma öğleden sonra bu hafta dediğim gibi Huawei'den iki tane misafirimiz var. Doğan Burak Ziyanak ve Berk Özyurt. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkürler. Merhabalar. Davetimizi kırmadınız. Geldiniz. Sağ olun. Bugün ilginç bir seminer olacak. Çünkü hem teorik bilgi olacak, hem anladığım kadarıyla pratik bir bilgi olacak, biraz yazılım, evet, kodlama gibi. Hem de böyle bir quiz gibi bir şey olacak. Böyle hediyeler havada uçuşacak anladığım kadarıyla. Eğlenceli olacak gibi görünüyor. Ben yine şeye öncelikle dinleyenlere hemen şeyi hatırlatmak istiyorum. Seminer boyunca sorularınızı chatten yazabilirsiniz. Bu soruları seminerin sonunda konuşmacılarımız cevaplayacaklar. Ben az sonra bir elimden geldiğince hem Burak Bey'i hem Berk Bey'i tanıtmaya çalışacağım. Sürçülisan da edeceğim çok büyük ihtimalle. Onlar kendilerini daha iyi bir şekilde de sonra tanıtabilirler, eksikleri giderebilirler. Dilerseniz bugün bu arada HMS sohbetleri, yani Huawei Mobile Services sohbetleri başlıklı bir seminerimiz var. Huawei'de mobil sistemler ve servislerle, hizmetlerle ilgili çok ciddi bir ekip, kalabalık bir ekip ve çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Onlarla ilgili detaylı bilgi verecek hem Burak Bey hem Berk Bey. Detayları onlar anlatırlar. Hani hangi konuları işleyeceklerini bildiğim kadarıyla öncelikle Burak Bey galiba biraz daha teorik bilgi paylaşacak bizimle. Sonra Berk Bey de biraz daha pratik bilgi paylaşacak. O HMS sistemleriyle ilgili. Ben kısaca sizi tanıtayım. Ondan sonra da sözü size vereyim. Olur mu? Nasıl istersiniz? Tamam. Şimdi şöyle diyelim. Öncelikli olarak biz aslında Burak Bey ile Burak Ziyanak'la aslında şeyden tanışıyoruz. Bahçeşehir Üniversitesi'nden tanışıyoruz. Herhalde bir 10 sene falan olmuştur. Oradan tanışıyoruz. Şimdi Doğan Burak Ziyanak lisansını Bahçeşehir Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği'nde tamamlıyor. Sonra yüksek lisans Yıldız Teknik Üniversitesi'nde telekomünikasyonda ve aynı zamanda da Bahçeşehir Üniversitesi'nde de MBA yapıyor. Şu anda Huawei Türkiye R&D merkezinde, araştırma geliştirme merkezinde, R&D Center'da mobil servisler, mobil hizmetler departmanında, mobile service department, İngilizcesinde söylemek lazım çünkü Türkçesinde yanlışlık yapabilirim. Engineering Manager, bir mühendislik yöneticisi sıfatıyla çalışıyor uzun zamandır. Mezuniyetten sonra ilk kariyerine, hatırladığım kadarıyla profesyonel kariyerini Avea'da, şu anki Türk Telekom değil mi? Avea'da uzun dönem stajyer olarak da başlamıştı. Oldukça da öğrencilik zamanını bilirim. Oldukça da başarılı bir insandır. Tebrik ediyorum kendisini tekrar şu anda. Sonrasında bildiğim kadarıyla Huawei'ye geçtiniz ve uzun zamandır da Huawei'desiniz değil mi? Bir 8 sene Telecommunication BSS, Business Solution Systems tarafında
idiniz. Son yıllarda da, son iki yıldır da mobile software development ve mobile services department tarafındasınız anladığım kadarıyla. Orada da 2000 kalabalık bir ekibin başındasınız. Onlarla birlikte çeşitli geliştirmeler yapıyorsunuz. Berk Özyurt da yine Huawei'de, Huawei Türkiye yine R&D merkezinde aynı departmanda, Mobile Service departmanında yazılım mühendisi olarak çalışıyor. Yaklaşık herhalde bir seneyi aşkın bir süre sanırım. Evet. Ve siz de Süleyman Demirel Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliğinden mezunsunuz. Ve daha önce Huawei'den önce de iş deneyiminiz, staj deneyiminiz de var. Hatta yurt dışı geçmiş deneyiminiz de var anladığım kadarıyla. Evet. Bir İtalya'da uzun dönem staj deneyiminiz de var. Dilerim bugün gayet keyifli bir seminer olur. Öğretici bir seminer olacağına eminim. Ben sözü şimdiden size bırakayım ve tekrardan teşekkür ediyorum. Bizi kırmadınız, vakit ayırdınız, zaman ayırdınız, enerjinizi ve bizimle paylaşıyorsunuz ve bilgilerinizi. Dediğim gibi sizi tanıtırken hatalar da yapmış olabilirim. Eksikler de olmuş olabilir. Dilerseniz bir varsa eksiklerim oradan kendinizi tanıtarak başlayıp ondan sonra içeriğinizi paylaşmaya devam edebilirsiniz. Tabii ki de. Öncelikle ben size teşekkür ederim hocam. Bizi kabul ettiğiniz için bizim için büyük bir zevk aslında hani bu paylaşımları yapmak. Söylemiştiniz zaten. Doğan Burak Ziyanak. Yaklaşık 10 yıldır Huawei'de çalışıyorum ben. 8 sene daha önce Business Solution Systems üzerine charging billing çözümleri üstüne, aslında faturalandırma ve ücretlendirme çözümleri üstüne çalıştım. Son 2 senedir de mobil servisler üzerine çalışıyorum. Şu anda aslında Huawei Ar-Ge merkezinde çok fazla proje var. Birden fazla proje var. Yaklaşık 500 kişiden fazla şu anda çalışanımız var orada. Ve birçok departman var. Mobil servisler departmanı bunlardan bir tanesi ve biz aslında burada yaklaşık 100 kişi olarak HMS üzerine çalışıyoruz. Ben de bu HMS altındaki takımlardan birinin yöneticisiyim ve aynı zamanda bu ekosistem bölümünün de başında yer alıyorum. Amacımız burada aslında hem HMS'i anlatmak, tanıtmak hem de üniversite öğrencileriyle dışarıdaki geliştiricilerle daha yakından irtibat kurabilmek burada. O yüzden bizim için de büyük bir zevk, bize bu fırsatı nasıl olduğunuz için biz teşekkür ederiz. Belki istersen sen de kendini tanıt, ondan sonra sunuma geçebiliriz. Öncelikle teşekkür ederim ben de Devrim Hocama. Az önce söylediği gibi 1,5 senedir Huawei'de çalışıyorum software engineer olarak. Daha öncesinde Ankara'da özel bir şirkette 1 sene kadar çalıştım. Ondan önce mezun olduktan hemen sonra İtalya'da bir 3-4 ay kadar staj deneyimim oldu. Bugün elimizden geldiğince Doğan Bey'le birlikte size bazı bilgiler vermeye çalışacağız. Yapay zeka ve Huawei'deki bunun yansımasıyla ilgili. Katıldığınız için şimdiden teşekkürler. Pardon. Çok güzel. Ben içeriği de paylaşayım. Bu arada dinleyicileri hatırlatmak isterim. Sunumu dikkatli dinlesinler. Buradan de olacak herhalde. Bir quiz de olacak daha sonrasında. Bu bir, bilmiyorum, sürprizi bozdum mu emin değilim ama bahsedecektik biz de zaten. Hayır, pardon, özür dilerim, kusura bakmayın. Ben ekrana yansıtıyorum içeriğinizi. Tamamdır. Şu an şeyi görüyoruz Burak Bey. Paylaşabilirsen belki sana. Stream. Ha, ben paylaşacağım, tamam. Ha, o zaman onu aldım. Berk çok Bey'in paylaşacağı şeyi sunumu verelim. Evet. Evet, şu geliyor. An gelmiş olması lazım. Evet, geldi. Tamam. İsterseniz slide show yapabilirsiniz. Tamam. Hı-hı. Gayet uygundur. Buyurun, söz sizde. Öncelikle
Teşekkürler hocam. Bugün size hem Huawei mobil servislerinden hem mobil software ekosisteminden aslında bahsetmek istiyoruz biraz. Son olarak da aslında konuyla da daha ilgili olduğunu düşündüğümüz Aydan'ın da daha çok hani ilgi alanına giren makine öğrenmesi, derin öğrenme ile alakalı Huawei'nin bu mobil servislerinin sunduğu kitler üzerine konuşmak istiyoruz biraz da. Bu da belki de bize aslında Android Studios'tan projelerde de hani bunların örnek servis kezlerinin nasıl kullanıldığına dair ne kadar aslında kolaylıkla entegre edilebildiğine dair mobil uygulamaları onlardan bahsedecek birazcık. Başlayabiliriz istersen ve ilerletirsen. Zaten tanıttık kendimizi herhalde bu sayfaya gerek yok diye düşünüyorum. İçeriğimiz şu şekilde olacak. Mobil ekosistemden bahsedeceğiz öncelikle. Daha sonra Huawei mobil servislerden. Makine öğrenmesi servislerinden bahsedeceğiz burada. Sorularınız olursa sorularınızı cevaplamaktan mutluluk duyarız. En sonunda bir quizimiz olacak aslında. Hemen onunla başlayayım ben. Öncelikle Slido diye bir platform var. Zaten burada görebilirsiniz. www.sli.do şeklinde. Biraz zaten sunumun sonunda bir QR kod da çıkacaktır. Oradan da taratarak girebilirsin. Bu platform üstünde bir size kod gelecek. Paylaşacağımız ekrandan. Bu kodu girerek yarışmaya katılabileceksiniz. Yarışma sonunda da HSD dediğimiz Huawei Student Developers adı altında aslında biz bu etkinlikleri yapıyoruz. Öğrenci kulüpleri, öğrenci geliştiricileri olarak üniversite öğrencileriyle buluşuyoruz. Size çeşitli hediyelerimiz olacak. Umarım güzel olur. Şimdi öncelikle mobil software ekosistem nedir? Mobil ekosistem aslında son 10 yılda çok fazla gelişti. Hepiniz biliyorsunuz. Özellikle yani geçmişine baktığımız zaman Android 2005 yılında kuruluyor. Ve şu anda belki çok komik gelebilecek $50 milyon gibi bir ücretle Google tarafından satın alınıyor. Tabii ki de bugünkü büyüklüğünü göz önünüze aldığımız zaman hani bu para dediğim gibi çok aslında çok cüzi bir miktar olarak kalıyor. Android'in de aslında şimdi mobil ekosistem demişken burada sunumda da gördüğünüz gibi operating sistem dediğimiz işletim sistemleri, carrier dediğimiz işletmeciler, network ağları, burada cihaz üreticileri, uygulama geliştiriciler, uygulama mağazaları, reklam verenler, bulut sistemleri, cihazlar, mobil kullanıcılar vesaire. Aslında bu sistem çok büyük ve çok büyük bir pazar ekonomik olarak da. Biraz sonra size bazı rakamlar vereceğim. Bunu da aslında zaten bunu da göreceksiniz. Oraya geçmeden hemen şeyi söylemek istiyorum. Örneğin yani bir tahmininiz var mı bilmiyorum ama mesela 2021 yılı içerisinde bir araştırma var. Zaten Google'da da aslında basit bir şekilde arama yapıldığında bu bulunabiliyor. Ne kadar bir mobil kullanıcı sayısı vardı tahmininiz var mı? Söyleyeyim o zaman. 7 milyar civarında bir mobil kullanıcı sayısı var. Yani 7 milyar derken tabii bunun içerisinde tüm aslında mobil cihazlar giriyor ve mobil derken aslında şu anda tamamen şey de değişti, terminoloji de değişti. Sadece mobil cihazlardan yani telefonlardan bahsetmiyoruz. Burada artık teknoloji çok daha fazla giyilebilir teknolojileri, IoT cihazlara doğru da gidiyor. Yani internet 6 ile beraber, version 6 ile beraber artık hani tüm cihazların internete bağlanabilme kapasitesinin gelmesiyle beraber ve 5G teknoloji altyapılarıyla beraber aslında çok daha hızlı altyapılara ulaştığımız zamanlarda şu anda internet hayatımızda her alanda var. Sadece telefonlar değil dediğim gibi giyilebilir tüm cihazlarda telefon, pardon saat, gözlük gibi cihazlar da artık sıklıkla hayatımıza girmiş durumda. Bir sonraki slide'a geçebilir miyiz belki? Burada yine mobil software ekosistem içerisinde aslında bu işletim sistemleri üzerine bahsetmek istiyorum burada çok kısa bir şekilde. Yani bu da yine çok basit bir istatistik. Yine arama motorunda arattığınızda bulabileceğiniz, görebileceğiniz bir rakam bu. Pazardaki aslında şu anda dominant servis sağlayıcı. Bu da Android hepinizin bildiği gibi. Android de bu arada Android Open Source Platform diye geçiyor. Ve aslında dışarıdan normal bireysel geliştiricilerin de katkı sağlayabildiği bir open source platform aslında Android. Google satın almış olsa bile Google'ın tamamen burada bir şeyi yok aslında, lisans şeyi yok. Birçok firma aslında burada Android'e katkı sağlıyor gelişmesinde. Sadece yine birkaç rakam vermek istiyorum geçtiğimiz sayfaya da bağlantılı olarak. Yani 2020'de, şurada notlarına hemen bakıyorum.
Ya 2020 yılında mesela bir araştırma yapılmış ve cihazlarda kişilerin kullanım oranı yaklaşık 4 saat 10 dakika mobil cihazlarda harcadığı süre. Ve özellikle bu sosyal medyanın hayatımıza girmesi onu çok ciddi anlamda arttırıyor. Ve her an ulaşılabilir. Dediğim gibi giyilebilir teknolojilerle birlikte özellikle saat vesaire gibi sürekli hayatımızda ve her an yanımızda olduğu için. Onun dışında başka bir araştırma daha var yine bahsedebileceğim. Bu da çok ilginç gelmişti bana bakarken. Z jenerasyonu, milenyum çağı ve X jenerasyonu üzerine aslında bir araştırma yapıyorlar. Geçtiğimiz 2020 yılı içerisinde bu da Z jenerasyonunda yaklaşık %16, yani Z jenerasyonu dediğimiz 6-24 yaş arasını burada kabul ediyorlar. Milenyum denilen çağda 25-40 yaş aralığında, sanırım biz de artık buraya dahiliz, %18. Ve X jenerasyonu da yani 40 yaş üstü jenerasyon da burada %30'dan fazla bir aslında kullanımını arttırmış olduğu görünüyor geçtiğimiz yıl boyunca. Tabi bunda bilmiyorum dünya çapındaki tabi yaşadığımız pandeminin de muhtemelen etkisi vardır. Bunlar da daha sonraki araştırmalarda muhtemelen çıkacaktır. Tekrar buraya dönecek olursak da buradaki işletim sistemleri üzerinde Android, HarmonyOS ve iOS diye burada 3 başlık koyduk. HarmonyOS aslında Huawei'in geliştirdiği Android tabanlı bir işletim sistemi. Onun dışında pazardaki şu anda dominant iki işletim sistemi Android ve iOS bildiğiniz gibi. Burada çok ilginç bir mesela aslında veri var. 2012 Android 3.0'ın çıktığı dönemler sanırım bu. 3.0, 4.0 arasında bir döneme almışlar burada. Haziran 2012. Gördüğünüz gibi aslında piyasada çok fazla oyuncu var. 8 tane şey görüyoruz aslında burada. Android, iOS, Windows Phone, Symbian, Nokia'nın da, Samsung, BlackBerry gibi aslında bu çeşitli oyuncular var. Tabii ki yine aslında iOS ve Android burada güçlü olduğu gözüküyor yine ilk zamanlarda. %50'sini hemen hemen pazarın almış olmalarına rağmen. İlerleyen 10 yıl içerisinde, yani 10 yıl aslında çok kısa bir süre ama ne kadar hızlı geliştiğini görüyorsunuz hani teknolojinin. Dediğim gibi 2012 aslında Android 4.0 ve yani akıllı diyebileceğimiz bir sistem yok aslında. Akıllı telefon diyoruz ama akıllı değil yani telefonlar o zaman o kadar da aslında baktığımız zaman. Son 10 yıl içerisindeki gelişme inanılmaz bir seviyeye gelmiş durumda. Şu anda telefonda yapabildiklerimizi zaten hani artık kredi kartı da taşımıyoruz, para da taşımıyoruz yanımızda. Her şeyi cep telefonundan yapabiliyoruz. İşte aşı kartımız da cep telefonumuza sığıyor. Her şeyi telefondan yapabiliyoruz artık kolaylıkla. Bu 10 yıl içerisindeki ama dominantlığını gördüğümüz zaman da Android ve iOS'un, yani şu anda Android zaten %72 gibi gözüküyor. iOS'da %26 gibi bir pazar payı var. Diğerleri dediği de %1'den az bir rakamda şu anda. Burada Harmony ile alakalı bilgiler henüz daha şey olmamış, çıkmamış aslında. Android tabanlı olduğu için belki araştırma yapanlar orayı da almış olabilirler, emin değilim. Ama dediğim gibi yani pazardaki dominantlığı burada iki işletim sisteminin çok rahatlıkla görülebiliyor. Yani diğerlerini tamamen silmiş durumdalar. Bir sonraki slide'a geçebiliriz belki. Burada da bazı rakamlar paylaşmak istiyorum. Yine şeyle alakalı aslında birkaç rakam verirsek, yani pazarın ne kadar büyük olduğuna dair. Burada mobil ekosistem üzerinde az önce bahsettiğim gibi uygulama geliştirme mağazaları var. Hepinizin çok yakından bildiği gibi Google Play, App Store, Huawei App Gallery gibi. Bu uygulama geliştiricilerin uygulamalarını yayınladıkları mağazalar aslında. Burada da çok fazla aslında yine çeşit var. Ben en büyüklerini aldım şu an için. Yine bu aldığım rakamlarda bazı istatistiklerde örneğin dünya çapında 2021'de mobil uygulamanın indirilme sayısı tüm marketlerde 218 milyar adet. Yani büyüklüğünü düşünebilirsiniz. Burada yine Consumer Spending on Mobile Apps dediği kullanıcıların bu uygulamalar için harcadıkları para. 143 milyar dolar civarında bir para. Ve gerçekten çok büyük bir para. Bunların çoğu da aslında oyun sektörü üzerinden dönüyor. Yani biz burada aslında ne söylemek istiyoruz? Tabii ki de uygulama geliştirme önemli ama uygulama geliştiricilerin burada tabii ki de yaşayabilmesi için, bundan maddi bir kazanım sağlayabilmesi için tabii çeşitli aslında uygulamalarına servisler sağlamaları gerekir. Bu reklam olabilir ya da uygulama için satın alma servisleriyle bir şekilde kullanıcılara çeşitli servisler sağlıyor olabilirler ücretli olarak. Yine burada 2021 Q1 olarak demişler. Yani ilk 3 ayı içerisinde kullanıcıların mobil uygulamalar için harcadıkları parada yaklaşık 5 dolar gibi bir para olduğunu söylüyorlar. Dediğim gibi yani bu aslında rakamlar çok hızlı artıyor. Gelecek 2026 ile ilgili bir çalışma vardı.
yanlış hatırlamıyorsam. Bunu çok kat ve kat katlayacak yani bu rakamları da. Yani pazar büyüklüğüyle alakalı dediğim gibi bu sanırım biraz bilgi vermiştir aslında ne kadar önemli olduğuna dair. Bir sonraki slide'a geçelim lütfen. Şimdi buradaki oyunculardan biri dediğiniz gibi Huawei Mobil Servisleri. Huawei Mobil Servisleri nasıl çıktı? Önce ondan kısaca bahsedeyim. Bildiğiniz gibi aslında Google Mobil Servisleri var. Google telefonlarda. 2019'dan itibaren aslında Google Android dediğim gibi bir open source platform ama Google lisanslı normal telefonlara lisans veriyor. Burada 2019 yılından itibaren aslında Google'ın lisanslılarla alakalı bir şey var Huawei'ye karşı. Dolayısıyla Huawei Google servisleri bu telefonlarda çalışmıyor. Biz burada Huawei Mobil Servisleri'ni kullanıyoruz. Yine Huawei Mobil Servisleri aslında Huawei diğer cihazlarda da çalışıyor. Burada sunduğu aslında bazı uygulamalar ve servisler var. Nedir aslında bu HMS dediğimiz şeyler? Şimdi bir uygulama geliştiricisiniz. Siz örneğin bir database tasarlıyorsunuz, veri tabanı tasarlıyorsunuz. Uygulama bilgilerini, kullanıcı verilerini saklamak istiyorsunuz ve bu oldukça maliyetli bir iş. Ve çok karmaşık bir sistem aslında baktığınız zaman. Hem front-end dediğimiz ön arayüz, hem back-end dediğimiz arka arayüz bilmek gerektiren çok kompleks belki de geliştirici yetenekleri gerektirecek bir işlem. Burada hem az önce bahsettiğim gibi GMS olsun, HMS olsun bu tarz hem bulutta hem cihazlı servisler sunuyorlar ve aslında uygulama geliştiricinin işlerini kolaylaştırıyorlar. Örneğin burada gördüğünüz bazı servisler var. Account gibi örneğin. Bu ne yapıyor? Örneğin kullanıcı datasını siz aslında dediğim gibi bu veri tabanı yerine bu servisin üzerinde tutmuş oluyorsunuz ve bu işinizi oldukça kolaylaştırıyor. Birkaç satır kod yazarak sadece. Yine bunun dışında HMS kurum sağladığı çeşitli aslında kendi uygulamaları var. İşte burada kitap gibi, video gibi, müzik gibi, temalar gibi, Petal Maps dediği kendi haritası, browser'ı, Petal Maps dediğimiz gibi uygulamalar var. Bunları aslında biraz da söylüyorum çünkü quiz için de size ipucu olsun istiyorum daha sonrası için. Burada yine bazı rakamlardan bahsedeyim, bunları da hemen söyleyeyim. Bunlar 2021 yine ilk 3 ayındaki rakamlar aslında ben aldım. HMS'in ve Huawei Mobil Servislerin gelişimini göstermesi açısından yaklaşık şu anda 700 milyondan fazla aylık aktif kullanıcısı, 580 milyondan fazla da global anlamda servis kullanıcısı var. Burada Huawei ID dediğimiz bu aslında bir yerde şeye benzetebiliriz bunu. Giriş yaptığımızda bilgilerimizin otomatik olarak servisten alınıp hani kolay bir şekilde uygulamaya login olmamızı sağlayan bir yapı. Bunun da 390 milyondan fazla şu anda baktığımız zaman kullanıcısı olduğunu görüyoruz aslında. Bir sonraki slide'e geçebiliriz. Şimdi makine öğrenmesi, yavaş yavaş ben topu belki bırakacağım burada. Çok kısa bir iki ekleme daha yapmak istiyorum. Dedim biz HMS Core'dan bahsettik. Özellikle de machine learning üzerine konuşmak istiyorum burada, makine öğrenmesi üzerine. Ben çok kısa sadece birkaç bir şey ekleyeceğim burada. Şimdi makine öğrenmesi dediğim gibi zaten çok sıcak bir konu. Son yıllarda üzerine çok çalışılan bir konu. Bu nöral ağlar üzerine zaten hem cihazların hem de çeşitli algoritmaların geliştirilmesi çok dediğim gibi sıcak bir konu. Şimdi ben burada machine learning servisinden bahsederken onu anlatmak istedim öncelikle. HiAI Foundation adında Huawei'nin bir aslında servisi var. Bu servis çip, cihaz ve bulutta çalışan üç katmanlı bir yapı. Burada çipin sağladığı aslında belli size yetenekler var. Bunlar çeşitli frameworklerde çalışabiliyor. İşte Huawei MindSpore gibi, TensorFlow gibi, Android NN gibi, Onyx gibi çeşitli frameworklerle de çalışabiliyor. Siz bunlarla cihaz üzerinde aslında çeşitli algoritmalarla makineye, cihaza neyi öğrenmesi gerektiğini anlatabiliyorsunuz. Onun için zaten bu aslında birazdan bahsedeceğimiz makine öğrenmesi servisleri de Huawei'nin geliştirdiği zaten kendi öğrenmiş belli bazı başlı servisler olacaktır. Bundan sonrasında Berk yardımcı olacak diye düşünüyorum bu servisleri anlatmak konusunda. Ben şimdi artık işin biraz daha teknik kısmına gireceğim. Huawei'nin Machine Learning kitinden bahsedeceğim size. Aslında bu Huawei'nin ML kiti dediğimiz şey uygulamalarda ve endüstrinin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli yapay zeka algoritmaları kullanarak daha önceden geliştirilmiş ve test edilmiş kesin sonuçları olan bir makine öğrenmesi deneyimi kullanmanıza, deneyimlemenize yardımcı olan bir servis. Huawei'nin yüksek teknoloji birikimi sayesinde ML kit ile birlikte kullanım kolay ve çeşitli yapay zeka algoritmaları içeren uygulamaları geliştirmenize yardımcı olan bir servis.
ML Kit'in aslında en büyük avantajlarından birisi, herhangi bir yapay zeka deneyiminiz ya da bilginiz olmasa bile ya da herhangi bir makine öğrenmesiyle ilgili bilginiz olmasa bile ML Kit'in hazır kodları sayesinde, arka planda çalışan yapay zeka algoritmaları sayesinde çok kolay bir şekilde kendi ihtiyaçlarınıza yönelik yapay zeka ile çalışan makine öğrenmesi olarak adlandırdığımız bu servisleri kullanabilme imkanınız oluyor. Burada üç tane özelliğinden bahsettik. Birincisi hızlı yapılar olarak isimlendirdiğimiz özellik. Bu dediğim gibi, az önce bahsettiğim gibi herhangi bir yapay zeka ya da makine öğrenmesi bilgisine gerek duymadan direkt bu kitle birlikte hızlı bir şekilde uygulamalarınızı build edebiliyorsunuz. Burada çoklu uygulama desteği dediğimiz şey de yine aynı şekilde çok farklı çeşitlerdeki API'ları kullanarak farklı senaryolarla ve farklı mobil platformlarda kendi uygulamalarınızı geliştirebiliyorsunuz. Global olarak bahsettiğimiz şey ise herhangi bir ülke sınırlaması olmadan ya da herhangi bir region sınırlaması olmadan istediğiniz her yerde bu servisleri kolaylıkla kullanabiliyorsunuz. Genel olarak ML Kit'in özelliklerine bakacak olursak bunu 4 ana başlık altında inceliyoruz. Birisi text tabanlı servisler. Bunun içinde text tanımlama var, doküman tanımlama var, translate özelliği var. Ya da işte text to speech özelliği var, sesi yazıya çevirme gibi. Ya da yazıyı sesli çevirme özelliği var. Görsel tabanlı sistemlerde görsel sınıflandırma özelliğimiz var. Landmark tanımlama özelliğimiz var. Görsel olarak ürün arama özelliğimiz var. Face ve body kısmında daha çok sağlık sektörüne yönelik aslında kullanabileceğimiz servisler var. Bunlardan birisi işte iskelet tespit sistemi gibi bir şey. Bu genellikle vücudumuzdaki belli iskelet noktalarının nasıl gösterildiğine yönelik çalışan bir servis. Yüz tanıma ve yüz doğrulama sistemleri var. Bu da yine artık günümüzde çok fazla kullanılan bir özellik. Custom model dediğimiz şeylerde de ise bu özelliklerin herhangi birini kullanarak kendiniz kostümize edilebilen sınıflar oluşturabiliyorsunuz. İlk önce yazı tabanlı, text tabanlı sistemlere bakacak olursak ilk başlığımız buradaki metin tanıma başlığı. Metin tanıma başlığından kastımız şöyle bir özellik. Telefonunuzun kamerasını herhangi bir yazılı olan metne tuttuğunuzda buradaki metinleri direkt size yazılı olarak mobil uygulama içinde vermeye yarıyor. Aynı şekilde doküman tanımlama özelliğinden herhangi bir dokümanı kamerayla taradığınız zaman bunları paragraf paragraf formatlayarak size text olarak bir çıktı veriyor. Kimlik kartı doğrulamasında yine belirli bir kimlik kartı formatına göre kameranızı bu kimlik kartını tuttuğunuzda buradaki bilgileri, işte ad soyad bilgileri, kimlik numarası bilgileri, seri numarası gibi bilgileri size text olarak düzenli bir şekilde veriyor. Banka kartı tanıma özelliğinde yine benzer şekilde işte Mastercard'da, Visa kartta ya da American Express kartlarında dünya çapında belli standartları olan kartların üzerindeki tüm bilgileri kolaylıkla okumanızı sağlayan bir sistem. Telefonunuzun kamerasını karta tuttuğunuz anda kartın üzerindeki bütün bilgileri düzenli bir şekilde mobil uygulama içine aktarabilmenize sağlıyor. Genel kart tanımlama sistemi dediğimiz zaman yine aynı şekilde kendinizin önceden belirlediği bir formatla birlikte kart üzerindeki bilgileri arka planda çalışan yapay zeka algoritmalarıyla birlikte tekste çevirmenize yarıyor. Form tanımlama özelliğinde de yine sütunlar, satırlar gibi çeşitli şeyleri ayrı ayrı sınıflandırarak bir formun size tamamen okunabilir bir çıktısını vermeye sağlayan bir servis. Ses ve dil tabanlı özelliklere bakacak olursak aslında buradaki en popüler özellik Translate özelliği. Translate özelliği hedef dilden temel dile iki dil arasında çeviri yapmayı sağlayan bir özellik. Bunu hem online olarak hem offline olarak kullanabilmenize imkan tanıyor. Dil algılama sistemi dediğimiz zaman yine aynı şekilde çevrimiçi olarak metinlerin dilini algılıyor. Ve yine birçok dil desteği bulunuyor burada. Automatic Speech Recognition dediğimiz şey, siz konuşurken bir yandan sizin konuştuklarınızı eş zamanlı olarak yazıya döken bir özellik bu. Burada belirli kısıtlarımız var. Bunun başında işte bir tek seferde yapılacak çevirinin 60 saniyeyi geçmemesi gerekiyor. Text to Speech dediğimiz şey yine Automatic Speech Recognition'ın aslında tam tersi olan mantık.
Tekst olarak girdiğiniz, yazı olarak girdiğiniz bir metni sizin için okumayı sağlayan bir servis. Yine 40'tan fazla dil desteği var. Çevrim içi ve çevrim dışı olarak kullanılabiliyor. Sound detection dediğimiz şeyde de ise yine canlı olarak, gerçek zamanlı olarak ses olaylarını algılıyor ve bu olaylara bağlı olarak bir aksiyon tetiklemenize yardımcı olan bir servis. Görsel odaklı servislerde yine ilk başta görüntü sınıflama özelliğinden bahsedebiliriz. Burada görüntüdeki öğeleri, insanları, nesneleri, ortamları ya da etkinlikleri çeşitli sezgisel kategorilere göre sınıflandıran ve görüntü temaları ile ilgili açıklamalar ekleyebilmenize olanak sağlayan bir servis. Nesne algılama ve izleme özelliğinden bahsedecek olursak, yine telefonunuzun kamerasıyla birlikte bir nesneyi tanımladığınız zaman, mesela telefonunuzun kamerasını masanın üstünde tutuyorsunuz, orada bir tane mouse var. Bunun mouse olduğunu algılıyor ve siz kamerayı oynatınca ya da mouse oynatınca herhangi bir çerçeve içinde bu nesnenin nereye gittiğini takip eden bir servis diyebiliriz buna. Landmark recognition dediğimiz şeyde de yine günlük hayattan bir bilgi vermek gerekirse, bir örnek vermek gerekirse, örneğin Pisa Kulesi ile ilgili bir görsel gördünüz fakat bunun ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bu görseli sisteme tanıtarak bunun nerede olduğunu, adanın ne olduğunu, enlem boylam bilgilerini tanımlamanıza yarayan bir servis. Image segmentation özelliği de yine benzer şekilde görüntüdeki görselleri parçalamaktan kastım görsel ayırmaya yarayan bir servis. Görsel ürün arama servisi dediğimiz şey yine günlük hayattan kullanabileceğimiz bir örnekle. Örneğin bir tişört almak istiyorsunuz ya da bir ayakkabı almak istiyorsunuz. Ama bu ürünün ne olduğunu, nerede satıldığını, detaylarını bilmiyorsanız bunu yine kamerayla fotoğrafını çekip sisteme gönderdikten sonra bizim arka planda çalışan yapay zeka algoritmalarıyla birlikte bu ürünün bütün sonuçları size otomatik olarak döndürülen bir özellik bu da. Sahne algılama ya da bir diğer deyişle arka plan algılama özelliğinde ise görüntünün içeriğinin anlaşılmasına yardımcı olan bir özellik aslında temel olarak. Sahnenin içini ve dışını sınıflandırılan, işte mekan manzarasını, binalar gibi özellikler olduğunu gösteren bir servis. Yani fotoğraf çekilirken arkanızda bir bina varsa ya da bir manzara varsa bunun ne olduğunu anlatan bir servis. Yüz ve vücut tabanlı sistemlere geçecek olursak burada en çok ilgimizi çekeceğini düşündüğüm şeylerden birisi yüz tanıma sistemi. Burada iki boyutlu ve üç boyutlu olarak iki farklı şekilde yüz tanıma sistemi sağlıyor bize. İki boyutlu yüz algılama özelliğinde yüz ifadenizi, işte mutluysanız mutlu olduğunuzu, mutsuzsanız mutsuz olduğunu gösteren, tahmini olarak bir yaş tespiti yapan, cinsiyetinizi, giyim tarzınızı vesaire gösteren bir özellik. Üç boyutlu yüz algılama özelliğinde ise yüzün anahtar noktasında belli koordinatlar vardır. Bu üç boyutlu tanımlama sistemiyle birlikte bu dengeyi çözmenize, görsel olarak görmenize yardımcı olan bir özellik. İskelet tanımlama ya da tespit sistemi olarak adlandırdığımız şey de ise işte başüstü gibi, boyun gibi, omuzlar, dirsekler gibi ya da bilek, kalça, diz gibi vücudun önemli eklem noktalarının ve kemiklerinin algılanmasını sağlayan bir sistem. Bu yine genellikle fitness uygulamalarında kullanılabilecek bir özellik ya da çeşitli sağlık uygulamalarında kullanılabilecek bir özellik. Canlılık tespiti olarak bahsettiğimiz özellik ise aslında şu aralar çok sık yaptığımız ben robot değilim metodunun daha yapay zekaya uygun olarak gerçekleştirilmiş bir hali. Yine kamerayla tarama yaptığınızda herhangi bir ekstra girdi vermeden, herhangi bir data vermeden kamerayı tuttuğunuz noktada herhangi bir canlı olup olmadığını tespit eden bir sistem. El hareketleri tanımlama sistemi dediğimiz şey aslında günümüzde birçok telefonun kameralarında kullanılan işte avuç hareketlerinizi algılayarak buna göre fotoğraf çekmeye olanak sağlayan özelliğin arka planda çalışan hali bu. El hareketlerinizi elinizdeki 21 eklem noktası ile birlikte tanımlayan ve buna özel aksiyonlar atamanızı sağlayan bir özellik. Yüz tanımlama sistemi yine artık hepimizin telefonlarında kullandığı işte yüz tanımlayarak kilit açmaya yarayan bir özellik ya da farklı aksiyonlar katabileceğiniz bir özellik. Sizin canlı olarak gösterdiğiniz yüz ile sistemde kayıtlı olan yüzün kıyaslamasını yapıyor ve bunun gerçek kişiye ait olup olmadığını kontrol eden bir sistem.
Şimdi burada birkaç tane özelliğin birazcık daha detaylarına girmek istiyorum ben, vaktimiz el verdiğince. Birincisi aslında banka kartı tanımlama özelliğinden bahsetmek istiyorum. Burada banka kartını telefonun kamerasıyla birlikte yaklaşık 15 derecelik bir açı farkına kadar tanımaya yarayan bir sistem var burada. Bu hizmet genellikle işte kimlik doğrulamalarında ya da banka numarası, banka kartı numarası ya da kredi kartı numarası gibi alışveriş işlerinde kullanılan bir özellik olarak adlandırılabiliriz. Finansal hizmetlerde kullanılabilir yine dediğimiz gibi ya da e-ticaret uygulamalarında ödeme için kredi kartı bilgilerini girmede kullanılabilir. Örneğin bir yerden alışveriş yaptınız ve kart bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Burada 16 haneli kart numarasını manuel olarak girerken bir hata yaşayabilirsiniz. Ama burada arka planda çalışan yapay zeka algoritmaları sayesinde direkt kameranızı karta tuttuğunuz anda karttaki bütün bilgileri otomatik olarak hatasız bir şekilde almaya yarayan bir özellik. Burada örnek bir kod bloğu paylaştım ben. Bunun detaylarını biraz sonra vakit kalırsa göstereceğim. Burada en önemli özellik aslında bu gerçekten çok sık hata olarak aldığımız bir özellik. Huawei'de MLKit'in bütün servislerini kullanmadan önce konsoldan aldığımız bir API key var. Eğer bu değeri uygulamanın içinde set etmezsek bu servislerin hiçbirisi çalışmıyor. Buradaki yazdığımız kodlar eğer bu API key set edilmezse hepsi boşa gitmiş oluyor. Bunu ilk baştan söylemiş olayım. Bu gerçekten önemli bir bilgi. Text-to-speech dediğimiz şey metinden konuşmaya yapılan bir çeviri aslında. Metin olarak girilen tekstin gerçek zamanlı olarak ses çıkışına dönüştürülmesini sağlayan bir şey. İngilizce ve Çince dillerinde ses hızını ve ses yüksekliğini 5 kata kadar ayarlayabiliyorsunuz. Fakat desteklenen diğer dillerde böyle bir imkan maalesef mevcut değil. Yine çevrim dışı modlarda da çalışmayı destekleyen bir sistem. Daha önceden bütün kütüphaneleri cihaza depolarsanız eğer çevrim dışı olarak da bu özelliği kullanabiliyorsunuz. Şu an için işte Fransızca, İspanyolca, Almanca ve İtalyanca dilleri yalnızca Huawei ve Honor telefonlarda destekleniyor. Çince ve en yaygın olarak kullanılan İngilizce desteği bütün telefonlarda mevcut. Burada yine dikkat etmemiz gereken önemli noktalardan birisi tek seferde yapılabilecek text-to-speech çevirisinde maksimum 500 karakter yer almalı ve UTF-8 formatında yer almalı. Daha fazlasını değiştirmeye maalesef imkan vermiyor bu sistem. Translate özelliğinden bahsedecek olursak yine aslında hepimizin aşina olduğu, neredeyse her gün kullandığı bir sistem. Yine gerçek zamanlı olarak bulutta tutulan sunucular üzerinden kaynak dildeki metni hedef dile çeviren bir özellik diyebiliriz buna. Şu anda gerçek zamanlı olarak 40 dilde destek vermektedir. Farklı diller arasında işte çevirinin gerekli olduğu senaryolarda kullanılabilecek bir sistem. Anlık olarak kesin sonuçlar veren bir sistem yine. Bahsettiğim gibi hem çevrimçi hem çevrim dışı olarak desteklenilen bir sistem. Burada da yine örnek bir ufak bir kod bloğu var. İşte mesela Türkçeden İngilizceye çeviri yapmak için bu şekilde dil kodlarıyla yardım alıyoruz. Bu dil kodları ve kodların devamı zaten Huawei'nin developer sitesinde yer alıyor. Oradan da inceleyebilirsiniz. Daha sonra görsel alarak ürün arama özelliğinden zaten az önce bahsetmiştik. İşte alışveriş yaparken bir ürün buluyorsunuz. Fakat bu ürünle ilgili elinde hiçbir bilgi yoksa kamerayla fotoğrafını çekerek ya da işte canlı olarak yansıtarak bu ürünle ilgili bütün bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Basitçe bundan bahsedebiliriz bu özellikle ilgili. Ve son olarak yüz tanıma sistemi bahsettiğim gibi 2 boyutlu ve 3 boyutlu olarak yüz hatlarının algılanmasını sağlıyor. Az sonra göstereceğim örnekte bunun 2 boyutlu olarak nasıl çalıştığını göreceğiz. 3 boyutlu olarak çalışan daysa ise yüzün belirli key pointlerinde koordinat vermeyi sağlayan bir özellik. Şimdi isterseniz vaktimiz var mı? Bakıyorum hemen. Çok ufak bir bunların canlı olarak bir mobil uygulamada nasıl çalıştığını göstermek istiyorum ben. Hemen şuradan telefonumun ekranını yansıtıyorum. İlk önce banka kartı tanıma özelliğinden başlayabiliriz. Şimdi burada kamerayı açacağım dedek butonuna bastıktan hemen sonra. Şu an gerçek bir kredi kartı kullanamayacağım için kullanmadığım bir toplu taşıma kartından analiz yapıyorum.
kameranın netliğini iyi ayarlamak gerekecek. Hemen bekleteceğim biraz. Burada görüldüğü gibi şu an ortamın ışığının yetersizliğinden dolayı biraz uzun sürdü. Fakat gerçek zamanlı olarak gördüğünüz gibi buradaki bütün kart bilgilerini tekst olarak bize vermeye yarıyor. Burada yalnızca kart numarası kısmı dolu olduğu için ben burada bana sadece kart numarası bilgilerini yazdırmasını istedim. Normalde burada son kullanım tarihi gibi ya da isim gibi, hangi bankaya ait olduğu gibi özellikleri de kullanıcılara sağlayan bir servis bu. Yüz tanıma sistemi dediğimiz şey burada az önce şu slide'da da bahsettiğim gibi iki boyutlu olarak bunun örneğini vereceğim. Şimdi tekrar bastığım zaman benim kameram açılıyor. Telefonu kendi yüzüme tuttuğum zaman şu şekilde yüzümde hangi noktaların yer aldığını, işte kaşlarımın, gözlerimin ya da işte dudaklarımın nerede yer aldığını bana gösteren bir şey. Şurada şu an doğal bir pozisyonda durduğum için natural yazdığını görüyoruz. Gülümseyince burası değişecek. Güldüğümü söylüyor bana ya da şaşkınlık ifadesinde farklı sonuçlar veriyor. Görüldüğü gibi. Burada ortalama bir yaş tahmini yapıyor. Aşağı yukarı doğru diyebiliriz onun içinde. Yüzdeki pozisyonların tam olarak nerede yer aldığı bilgisini veriyor gördüğünüz gibi. Bu iki boyutlu özelliğin nasıl kullanıldığına ait bir şey. Şimdi buradan tekrar geri geliyorum. Otomatik speech recognition özelliğine bakacağız. Burada ben butona tıkladığım anda İngilizce olarak konuştuğum herhangi bir sözcüğü ya da cümleyi 500 karaktere kadar bana anlık olarak yazılı bir sonuç verecek. Şimdi hemen onu deniyorum. Pardon. Hello. Evet, gördüğünüz gibi direkt algıladı ve bana ne söylediğimi yazdırdı ekrana. Buradan bir geri geliyorum. Text to speech özelliği var. Yine az önce bahsettiğimiz gibi. Mesela buraya en basit bir şekilde bu şekilde bir metnin bana speech olarak gelmesini istiyorum. Şimdi bundan speech butonuna basıyorum. Burada konuşmacıyı seçebiliyorsunuz. Kadın ve erkek olarak default olarak iki seçenek geliyor size. Aynı zamanda konuşma hızını seçebiliyorsunuz. Ses yüksekliğini seçebiliyorsunuz. Az önce bahsettiğimiz gibi. Son olarak translate özelliğinden bahsedeceğim biraz. Burada dediğimiz gibi 40 tane dilde bize çeviri özelliği sağlanıyor. Bu dilleri burada görebilirsiniz. İşte Arapça var, Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Japonca, birçok kullanılan yaygın dinlerde destek sağlıyor bize. Ben buradan İngilizceyi seçiyorum. Yine basit bir kelime. Hello'nun translate'ini yapmasını istiyorum bana. Tıkladığım zaman burada bana Arapça karşılığını verdi. Almanca'yı seçtiğim zaman Almanca karşılığını veriyor. İşte İspanyolca'yı seçtiğim zaman Hola karşılığını verecek. İtalyanca da ciao karşılığını verecektir büyük ihtimalle. Türkçe merhaba. Burada gördüğünüz gibi bütün dillerde eş zamanlı olarak güzel bir çeviri sistemi var burada. Hintçe de bakabiliriz. Yunanca bakabiliriz yine. Bu şekilde çeşitli destekleri olan bir servis. Benim anlatacaklarım bu kadar. Çok fazla kod detayına girmek istemiyorum açıkçası. Çok fazla vakit de almamak için. Aslında belki şunu söyleyebiliriz belki de burada ek olarak. Az önce senin gösterdiğin kod bunun için güzel bir örnek. Tam da ekranda da bu bilgi dururken. Örneğin bu yüz tanıma sistemi belki dediği gibi yine algoritmalar aracılığıyla yüzde tanımlanan 800'den fazla noktayı analiz ediyor ve bu analizlere göre belli çıkarımlar yapıyor. Derin öğrenmeye göre işte sizin o an güldüğünüzü, üzgün olduğunuzu ya da işte o noktalardaki belli analizlere göre yaş tahmini yapıyor. İşte yüzünüzde herhangi bir giyilebilir bir şey, gözlük takıp takmadığınızı, saçınızın olup olmadığını
gibi şeyleri analiz ediyor. Tabii yaklaşık rakamlar dönüyor size bunu anlık olarak. Ekranda da gördüğünüz canlı yayında belki paylaştığımda. Evet. Buradaki örnek şu açıdan güzel. En solda gördüğünüz Face Special Effects dediğim mesela. Örneğin hani çok popüler uygulamalar üstünden düşünürsek bunları. Şu anda mesela Instagram en popüler uygulamalardan bir tanesi. Türkiye'de özellikle kullanılan sosyal medya olarak düşündüğümüz zaman çok fazla mesela efekt yapan uygulamalar var. Bunu nasıl yapıyorlar aslında? Bu dediğim gibi sol altta gördüğünüz resimde yüzü algılanan şahsa gözlük giydirilmiş, işte bir piposu var ve şapka takılmış. Buradaki o nokta analizine göre siz belli segmentasyonlar yapıp belli nesneleri de yine orayı yerleştirebiliyorsunuz. Yine benzer şekilde aslında sizin Instagram'da kamerayı açtığınızda işte yüzünüzde bir hayvan animasyonu olması, çeşitli şekillerin çıkması gibi şeyler hep bunlar da yapılıyor aslında ve CodeBlue'na baktığınız zaman dediğim gibi yani sizin burada hazır sunulan algoritmaların bu şu anda zaten gösterdiğim örnek Java'da yazılmış bir CodeBlue aslında onu da söyleyelim. Buradaki Face Analyzer Setting denilen mesela bir sınıfa atadığınız belli parametrelerle belli özelliklerle istediğiniz çıktıyı almanızı sağlıyor ve hani gerçekten dediğim gibi bu baktığı zaman çok oldukça küçük bir kod bloğu yani bir geliştirmeci için bakıldığı zaman. Yine diğerlerinde de diğer kod bloklarında da benzer şeyler vardı aslında. PTS olsun, kat tanımlama olsun vesaire. Sadece burada sizin uygulamanızda nasıl bir senaryoda kullanmak istediğinize bağlı olarak bunu customize edebilirsiniz. Onun dışında aslında belki bizi dinleyen geliştirmeciler de vardı şu anda canlı yayında. Bir sonraki slide'da sanırım senin kullandığın bazı yararlı dokümanlar vardı. Onları da paylaşabiliriz çok hızlıca. Evet. Bu belgelere ulaşmak isterseniz örneğin Huawei MLKit ile alakalı daha detaylı bilgiler almak isterseniz belki gösterdiği sunumda aslında çok daha fazla servis vardı. Biz sadece belli başlıklarını seçtik zamanımızda kısıtlı olduğu için. Developer Huawei.com üzerinden bu MLKit'e girdiğiniz zaman aslında tüm bu referanslara ulaşabilirsiniz. Örnek kod lab'lere ulaşabilirsiniz. Eğitim videolarına da ulaşabilirsiniz. Yine bizim aslında buradaki Türkiye ekibinde yaptığımız çalışmalar, Medium'da yayınladığımız İngilizce olsun, Türkçe olsun kaynaklar var. Bizim bu use case'lerle alakalı yani dediğim gibi geliştiricilerin işine yarayabileceğini düşünüyorum. Bunlara da bakabilirsiniz. Ayrıca belli GitHub repozitörlerinde bu individual developer olarak yayınladığımız kendi kişisel kodlarımız da var. Bunda HMS, Exploring HMS, HMS Sandbox olarak bakarsanız GitHub'da burada aslında referans uygulamaların nasıl kullanıldığına dair belki az önce gösterdiği uygulamaları da görebilirsiniz. Bir sonraki sayfaya geçebiliriz. Soru cevap, evet. Sorular varsa alalım, daha sonrasında quizimize geçebiliriz. Ha, anladım, tamam. Şimdi soru cevap kısmı. Evet. Tamam, o zaman şey tekrar dinleyenlere şeyi hatırlatalım. Gayet güzel bir sunumdu. Çok teşekkürler. Kısa öz neler yapabildiğinizi aslında sizin geliştirdiğiniz altyapıyla aslında şeylerin de yazılım geliştirmecilerin de neler yapabileceğini konusunda fikir veren hoş bir sunum oldu. Teşekkürler. Şeyi hatırlatalım. Sorularınızı chat'e yazabilirsiniz. Dinleyenlere bunu söyleyelim. Hemen bir soru geldi. Ekrana da yansıtayım ben. Başak hocamız bir soru sordu. Teşekkür ediyor sunum için. Ve şey diyor, anladığım kadarıyla bu Huawei servisleri kullanarak kendi mobil uygulamamızı geliştiriyoruz. Bunları kullanırken bir ücretlendirme var mıdır, oluyor mu diye soruyor. Söyledim, güzel bir soru. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Bu öncelikle uygulama geliştirici hesabı açmanız gerekiyor tabii bu servisleri kullanabilmeniz için konsol üzerinde. Bu tamamen ücretsiz. Bunu hiçbir ücret ödemeden yapabiliyorsunuz. Ama bazı servislerin bazı özelliklerini diyeyim. Bunları kullanırken belli ücretlendirme politikaları var. Örneğin harita servisi kullanıyorsanız bazı API'ler tabii burada ücretli oluyor profesyonel kullanımda. Ama daha basit diyelim hani uygulama geliştiriciler için aslında çoğu servis ücretsiz diyebiliriz yani. Profesyonel kullanımda iş biraz değişiyor. Bununla ilgili belki bir soru daha var. Bunu da ilişkilendirebiliriz. Burada şeyi sormuş. İndirilen uygulama sayısı ile orantılı servis kullanım ücreti gibi bir ücret var mıdır? Belki profesyonel kullanımda
gibi bir sorusu var. Anladığım kadarıyla burada bir kod geliştirme düşünüyor. Evet. Yani şöyle söyleyebilirim. İndirilen uygulama sayısıyla alakalı değil. Daha çok o sizin kullandığınız servise sıklığıyla alakalı. Örneğin bu servisi diyelim ki 10.000 sefere kadar hani ücretsiz size sağlanıyorsa bu 10.000 kez çağırmanız karşılığında bir ücret ödemiyorsunuz ama diğer ücret politikası mesela 10.000'den fazla kullanıyorsanız bu servisi ve API'yi çağırdıysanız ondan sonra belli bir ücretlendirme skalası var. Bunu aslında dediğim gibi çok net bilmiyorum hani ücretlendirme politikasının hepsi için. Ama developer Huawei'ye girerseniz ilgilendiğiniz servisteki ücretlendirme bilgilerine de erişebilirsiniz. Direkt uygulama indirme sayısı da eşit değil ama kullanımına tabii ki de doğru orantılı olacaktır. Teşekkürler. Başak Hoca da teşekkür ediyor cevabı için. Ben de şey hoşuma gitti aslında. Yani belki bir ekleme şeyi yapabilirim. Az önce o yüz tespiti ve yüzün üzerine o noktaların oturtulması gayet güzel çalışıyor demoda ki arka tarafta Berk Bey'in arka tarafında bayağı parlak bir şey var. O detection'ı kötü etkileyebilecek bir arka plan olmasına rağmen güzel çalışıyor. Şimdi orada bir de işte o nirengi noktalarını da gayet güzel buluyor. İşte gülümsediniz, onunla birlikte işte şeyde ağzın etrafındaki nirengi noktaları da genişledi, sonra küçüldü falan. Bu da şeyler de olabilir. Yani bu hayvan animasyonları demişti Burak Bey. Hayvan animasyonlarını yüzünüze oturtabiliyorsunuz. O hayvan animasyonlarını hareketli hale de getirebilirsiniz. O hayvan animasyonu da gülebilir siz gülerken örneğin. Bu tarz ilginç uygulamalar falan da olabilir. Ben biraz şeyi de ilgimi çekti. Onu biraz açabilir misiniz? Bu görsel arama şeyi var. Hizmeti var. Bir belki onunla ilgili bilgiyi alabiliriz. Daha sonra bir sorum daha olacak sanırım. Aslında ben söyleyeyim belki senin etkileyeceklerin varsa sen de lütfen şey yaparsın beni düzeltirsin. Yani çok popüler bir şey dediğim gibi özellikle şu anda e-ticaret hepimiz aslında çoğunlukla evdeyiz ve internet üzerinden alışverişlerin hani muhtemelen dediğim gibi 2021 rakamlarını gördüğümüz zaman ne kadar çok fazla arttığını göreceğiz. Yine belki örneğini vermiştim hani tişörtte olduğu gibi siz bir şey gördünüz ama hani bilmiyorsunuz bunu nerede bulabilirim bilmiyorsunuz. Aslında şöyle kendi platformunuzu kurmanız, kendi ürünlerinizi pazarlamanız anlamında tabii ki ileriki safhalarda güzel bir örnek bu. Siz bir tişört ürettiniz ve gerçekten bunu hani şey pazarlamak istiyorsunuz ve belki de çok fazla kişiye ulaşamıyorsunuz ama hani siz böyle bir şey kurduğunuzda mağazada ve bu servisleri kullanabiliyorsunuz eğer o tişörtü tarattığında birisi ve önceliklendirirseniz eğer sizin mağazanıza gidip alışverişini o mağazada yapmasını sağlayabilirsiniz kullanıcıların. Yine büyük e-ticaret platformları da aslında bu şekilde çalışıyor. Sistemler üzerinde artık arattığınız, diyelim ki browser'da üzerinden arattığınız ya da direkt kameradan arattınız. Bu tabii ki de bir önceliklendirme ve reklam politikası gereği. Kime öncelik veriliyorsa orada. Örneğin siz tarattığınız zaman işte belki Türkiye'deki bir e-ticaret sitesine yönlendiriliyorsunuz ya da yurt dışındaki bir e-ticaret sitesine yönlendiriliyorsunuz. Ve oradaki size benzer ürünleri aslında sunuyor. Ona benzer yakınlıkta az önce ekranda görmüştük aslında ne kadar benzediğini gösteriyor. %99 oranında mı, %98 oranında mı belli kategoriler sunuyor. Ve bu benzerlik oranına göre size artandan azalana doğru çeşitli opsiyonlar sunuyor. Bilmiyorum yeterli olduğunu cevabınız ama belki senin de ekleyeceklerin varsa lütfen. Yok benim ekleyeceğim bir şey yok. Gayet net oldu. Gayet güzel. Perakende sektörünü. Yani güzel uygulamalar yapılabilir kesinlikle orada. Şeyle ilgili şimdi ekrana gene yansıtıyorum. Öğrencilerimiz sürekli teşekkür ediyorlar. Teşekkür onları ediyoruz. Onları yansıtayım. Bir soru şeyden geldi. Fatih Balıkçı adlı öğrenciden. O öğrencimizden. O da şey diyor. Hangi kısımla ilgili anlamadım ama hatırlayamadım. Burada diğer özellikler kullanılarak sınıflar oluşturulabileceğinden bahsettiğiniz örneklendirebilir misiniz diye yazmış. Ama konuşmanın hangi aşaması ile ilgili bunu kaçırdım. Belki şeyi kastetmiştir sanırım. Orada belli parametreler olduğunu söylemiştim aslında. Tüm bu kod bloklarında vardı orada belki gösterdiği. O parametrelere değerler atayarak orada mesela 100 tanıma örneğinde var. Bir iki saat geriye gidebilirsek belki sanırım onunla alakalı soru.
burası olabilir sanırım. Şeyler olabilir. Buradaki parametreleri nasıl kullanacağınız dediğimiz gibi aslında sizin yani bunlar hazır sınıflar ve sadece dediğim parametre değişkenleri üzerine. Yani az önce yüz tanımada gördüğünüz gibi o noktaları siz ne atamak istiyorsunuz ve nasıl kullanmak istiyorsunuz tamamen ona bağlı burada. Örneğin işte type, feature, emotion diye bir parametre tanımlanmış. Bu yüz tanıma face analyzer setting isimli bir sınıftan, servis sınıfının sunduğu bir özellik diyelim ki. Buradaki bu feature, emotion parametresini nasıl kullanmak istiyorsunuz? Örneğin işte burada iki nokta arasında işte kafanın üstüne bir şapka yerleştirilmiş örnekte olduğu gibi böyle bir şey yapılmış. Ya da işte ağız noktasını tanımladıktan sonra oraya bir işte başka bir pipo yerleştirilmiş, gözlük yerleştirilmiş vesaire gibi. Yani tüm aslında servislerde bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani bu örnek daha net olabileceği için bundan bahsettim ama daha detaylı sorunuz yine onu da yanıtlayabiliriz aslında. Hı hı. Fatih doğru yere cevap verdik mi emin değiliz. Çünkü kaçırdık tam olarak hangi noktada senin sorunun olduğunu yazabilirsin tekrar eğer cevabımız Murat Bey'in cevabı net değilse. Ben bir şey sormak istiyorum. Bu servisler yani bu HMS sisteminden çekip de kullanabildiğimiz bu ML servisleri telefonda mı çalışıyor? Yoksa şeyde cloud'da mı çalışıyor? Nerede çalışıyor ve nerenin CPU'sunu, GPU'sunu kullanıyor? Enerjisini ve şeyini, pilini kullanıyor? Aslında serviste hem cihazda hem bulutta çalışan özellikleri var. Yine sunumda bazı yerlerde bahsetmişti belki ama yani offline ya da online çalışabiliyor. O servis özelliğine göre değişebiliyor. Mesela face detection'da bu real time hani çalışıyor cihaz üzerinde. Ama belki de işte bu translation konusunda tanımladığınız, indirdiğiniz şeyleri, dil seçenekleri bulut üzerinden de çalışıyor olabilir. O birazcık servis bazlı aslında. Anladım. Ve optimizasyon da en uygun optimizasyonu olacak şekilde servis bazlı planlıyorsunuz. Aslında sunuma başlarken şeyi de söylemiştim. Hani üç katmanlı bir yapı var. Chipset var. Chipset'in sunduğu burada yetenekler var. Bu algoritmalar, nöral algoritmalar orada çalışıyor. Aslında modellemeler orada. Onun üstünde bir cihaz var. Cihaz katmanında sizin alabildiğiniz servisler var. Bir de cloud'da var. Cloud'da da orada bazı servislerimiz test gibi özellikle orada da çalışabiliyor. Hı hı, anladım. Teşekkür ederim. Fatih de teşekkür etti. Demek ki sorunuz gayet cevabınız gayet netmiş. Teşekkürler. Tamam yani galiba şimdilik bu kadar sorular. İsterseniz şey yapabiliriz. Bir sonraki aşamaya gidebilir, geçebiliriz. O arada belki başka ekstra soru da çıkabilir. Sonraki sayfada sanırım quiz bilgisi var. Quiz'e gelmez o zaman çok kısa bir şey söyledim. Aslında bu anlattıklarımız ilginizi çektiyse bu HMS ile alakalı global şu anda da bir yarışma var aslında. Toplam 1 milyon dolar ödülü olan çeşitli kategorileri var bunun. En iyi uygulama, en iyi oyun, öğrenci kategorisi, kadın girişimci kategorisi gibi belli kategoriler var. Uygulama geliştiricisiyseniz ve bununla ilgileniyorsanız ben katılmanızı tavsiye ederim. Gerçekten güzel para birileri de var burada. Sağ altta gördüğünüz QR kodu okutursanız zaten sizi yarışma sayfasına götürecektir. Oradan daha detaylı bilgileri alabilirsiniz. 5 Eylül'e kadar katılabiliyorsunuz yarışmaya. Yani önümüzde yaklaşık 15 günlük bir süre var. Eğer ilgilenirseniz. Tabii burada belki bir ilgili bir soru da şey olabilir. Yani öğrenciler için uygulama geliştiricisi olmak için ne yapmaları lazım? Evet. Belki onunla da ilgili şimdi ya da daha sonra yorumlarda yapabilirsiniz. Bu arada birkaç tane bu arada sorular da gelmeye devam ediyor. Belki sen söyleyebilirsin belki burada. Soruyu bir daha alalım mı? Çok pardon. Yani uygulama geliştirmeye nasıl başlanabilir? Evet. Genel olarak uygulama geliştirmeye nasıl başlanabilir? Öğrenciler neler yapmalılar? Bu alana da bir kariyer düşünüyorlarsa. Spesifik olarak da Huawei'de çalışmak için neler yapmalılar? Belki kısaca ondan da bahsedilebilir. Aslında genel olarak yapılması gerekenle Huawei'de çalışmak için yapılması gerekenler birbirine çok paralel şeyler. İlk önce gerçekten çok ciddi bir istek olması gerekiyor. Çok ciddi bir emek verilmesi gerekiyor. Hani biraz zorlayıcı bir süreç olarak başlayabilir. Ama sevdiğiniz için gerçekten kod yazmak ve ortaya gerçekten
kaliteli, insanların işine yarayabilecek bir ürün çıkaracağınızı düşünüyorsanız kesinlikle istek var demektir. Bu da başarıyı getirecektir büyük ihtimalle. Araştırma yapmakla başlayacak ilk önce. Tamam, herkes ilk başta çok kötü bir UI tasarımıyla, çok kötü bir kodlarla bir proje yapabilir. Bunu zaten günümüzde herkes yapıyor. Bizim için önemli olan bir önceki yaptığımız projeden daha ileri bir noktaya geçecek duruma gelmek, yenilikleri takip etmek, piyasadaki ve teknolojideki yenilikleri takip etmek, çok fazla araştırma yapmak, olabildiğince kod denemek, olabildiğince hata almak. Aslında yazılımda çok iyi bir noktaya gelmenin temel yapı taşlarından birisi de olabildiğince hata almak ve hataları doğru yorumlayabilmek. Yani genel olarak iyi kod yazabiliyorsanız, hatalarınızı doğru yorumlayabiliyorsanız bence doğru işi yapıyorsunuz demektir. İyi kod yazmak da kod yazmaya çalışmakla, uğraşmakla da kesinlikle, oluyor herhalde. Kesinlikle. Yani bir biraz mesai harcamak. Hani. Yani şey, aslında şu andaki trend çok fazla mobilde gözüküyor. Yani eskiden daha web tabanlı mesela uygulamalar vesaire yapılırken, şu anda cross platform dediğimiz, hani uygulamanın her alanda çalışabilir, bir kez uygulamayı geliştir her yerde çalışabilsin tarzında aslında platformlar çok daha popüler hale geldi. Bu cross platformlar özellikle hani gelecek yıllarda da çok daha efektif olarak kullanılacaktır ve zero code denilen aslında daha belki de şu anda bir terminolojiden konuşuluyor. Gelecek yıllarda yine daha az kod yazarak aslında sürükle bırak tarzında belki hani herkesin daha kolay geliştirme yapabileceği platformlar da olacaktır. Bizim şu anda kullandığımız, belki az önce gösterdiği, biz temel olarak Java ve Kotlin kullanıyoruz native dillerde. Onun dışında aslında cross platform olarak adlandırdığımız diğer platformlar üzerinde de Flutter olsun, Cordova olsun, Ionic olsun gibi, bu gibi platformlarda da desteği var aslında HMS'in. HMS üzerine aslında özel bir şey gerekmiyor çok fazla. Dediğiniz gibi siz iyi bir geliştiriciyseniz, Java ve Kotlin biliyorsanız, Android'e hakimseniz aslında burada temel olarak çok basit bir şekilde bu uygulamaları da kolaylıkla geliştirebilirsiniz. Dediğiniz gibi o küçük kod blokları sizin artık yaratıcılığınıza kalmış oldu. Evet. Ve arkadaşlar, dinleyenler, eğer yani şey, bu yarışmalara, bahsettiğiniz yarışmalara herhalde ekip olarak da katılabiliniyor. Evet. İlla bireysel katılmak durumunda değiller. Dolayısıyla eğer kodlama gücünüze güveniyorsanız, yeteneğinize güveniyorsanız bu yarışmalara kesinlikle katılmalısınız. Birisine bir veya birden fazlasına çok güzel ve büyük ödüllü yarışmalar gördüğünüz gibi. Yani kesinlikle ödül burada kazanmamanın dışında aslında sizin bir bu yarışma şeyinin içine girmeniz, bu heyecanı yaşamanız ve gerçekten Berk'in bahsettiği gibi, çünkü bir aşamada expert seviyesine gelmeniz gerçekten çok zor. Deney yanında hata alarak aslında kendinizi geliştireceksiniz. Bu tip şeyler de bence hackathonlar olsun, yarışmalar olsun, kesinlikle üniversite öğrencileri için ben katılmalarını ve takip etmelerini, sıkı takip etmelerini tavsiye ederim. Teşekkür ederiz. Bir tane daha uygulama, gösterdiğiniz uygulamalarla ilgili, Berk Bey'in gösterdiği uygulamalarla ilgili bir yorum ve bir yorum geldi aslında. Onu paylaşayım mı? Tabii. Berk quiz'e geçmeden önce. Emre Kayan adlı öğrencimiz bu landmark detection uygulamanızı çok beğenmiş. OMO'da baz alınarak bir uygulama tasarlanabilir ya da tasarlanmıştır diyor. Aslında burada bir soru da var. Yani var mı acaba? Shazam'ın hani müzik olan versiyonu, bir görüntü versiyonu var mı acaba diye aslında soruyor anladığım kadarıyla. Aslında çok fazla kullanılıyor. Özellikle bu seyahat uygulamalarında tam da sorduğu gibi aslında Eiffel Kulesi gibi bir şey gördüm orada ama. Evet, uzadım, tekrar göstereyim, pardon. Tam da o şekilde aslında bu. Yani şu anda database'de tanımlanmış bir şekilde en son 17 bin civarındaydı. Bilinmiş, tanınmış aslında yer var. Tabii daha da fazla geliştirilebilir bu kullanıcılarla da birlikte. Örneğin siz Eiffel Kulesi'nin fotoğrafını çektiğinizde, dedim ki bu aslında tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış, bu servisleri nasıl kullanmak istediğiniz. Yani bir seyahat uygulaması düşünün, Eiffel Kulesi'nin yakındasınız, yani onun fotoğrafını çektiğinizde ya da onun yanındayken hani gösterdiğiniz zaman yakında gidilebilecek yerler ya da Eiffel Kulesi'nin tarihini gösterebilir size.
yani başka ne olabilir? Örneğin yani hiç bilmiyorsunuz belki o yapının ne olduğunu, ilk defa görüyorsunuz. Çok farklı dünyanın farklı bir bölgesinde. Neresi diye baktığınızda Berk'in örneğini vermişti aslında. Oranın o noktanın koordinatları, nerede olduğunu, tarihçesini ya da dediğim gibi oralarda ne tip şeyler yapacağını. Özellikle de yani seyahat uygulamaları çok sıklıkla kullanılıyor bu şu anda da. Bizim de yine bu az önce bu linklerini verdiğimiz repozitörlerde benzer uygulamalarımız var aslında. Kullanıcılarını görebilirsiniz. Tamam. Yani onun devamında yorumun aslında Emre'nin yorumu şeye de doğru da gidiyor. Yani belki Eyfel Kulesi çok popüler. Kolayca bulunabilir. Hani metalden kule yazsanız da dünyada çok fazla öyle bir şey olmadığı için kule olmadığı için onu bulabilirsiniz. Onunla ilgili bilgi de bulabilirsiniz ama daha az popüler olan, daha belki yerel eserler için ya da daha niş seyahatlerde, daha özel, butik seyahatlerde kullanılabilecek şeyler de yapılabilir, uygulamalar da yapılabilir. Yerel eserler için çok o bölgede, belli bir bölgede. Atıyorum şimdi Amasya bölgesindeki çok spesifik şeyler için, heykeller için yapılabilir mesela gibi. İlginç şeyler çıkabilir buradan. İlginç uygulamalar kesinlikle çıkabilir. şunu alalım. Eyfel Kulesi örneği, o da çok bilinen bir örnek üzerinden, ya da Pisa Kulesi örneği tabii de çok bilinen bir örnek. Yani çok sıklıkla da kullanılan bir şey ama sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi aslında yani daha yerel noktalarda da farklı düşüncelerle geliştirilebilecek birçok senaryo var yani bununla ilgili. Evet. Hem cevap hem sunum için teşekkür ediyor bu arada Emre de. Harika bir sunumdu demiş. Şöyle yansıtayım. Bize geçelim mi adam? Evet, geçebiliriz bence. O zaman belki bir sonraki sayfada mı? Tamam, süper. Sen bunu yapacaksın, ben de açıyorum. Şimdi sunumun başında da söylemiştim aslında. Slido www.sli.do yazarsanız ya da slido.com yazarsanız bu platforma gideceksiniz. QR kodu taratabilirsiniz ekranınızdan. Ya da bu kodu az sonra o girdiğiniz platformda zaten bir kod girmenizi isteyeceksiniz. Oradan görebilirsiniz. Ben şimdi quiz'i başlatacağım. Ekranı da paylaşıyorum. Çok kısa bir süre içerisinde. Ekranı bana alabiliriz sanırım şu anda. Pardon, şöyle attım. Doğru mu? Bağlananları görüyorum ben şu anda. Bağlananları. Evet. Tamam. Ben de bağlanayım bari. Benim neyim eksik? Ama sorularımız kolay aslında. Şeye katılmayacağım. Sadece merak ettiğimden girdim. Hediyelere katılmayacağım. Birkaç dakika bekleyelim. Belki katılmaya çalışanlar mı olur? Tamam. Sonra artıyor da sayı. 8 kişi olduk. Bence sunumu dikkatli dinlediyseniz herkes full çıkarabilecektir diye düşünüyorum. Hepsini quizde sunumun içerisinde bahsettik aslında. Aa. Bu arada kazananlar Instagram sayfamızda HSD Turkey sayfasını takip edebilirsiniz. Zaten şimdi sonuçta da göreceğiz. Oradan bize ulaşırsınız. Size hediyelerinizi en kısa sürede size ulaştırırız. Instagram sayfasını bir daha tekrarlar mısın? Anlamadım ben orayı. HSD Turkey. HSD Turkey. Tamam. HSD'nin açılımında Huawei Student Developers diye geçiyor. Yine bizim aslında üniversitelerde programlarımız var. Bu tarz etkinliklerde daha sık buluşabilmek için aslında üniversite temsilcileri de alıyoruz. Yine bu programda ilginizi çekerse, üniversitenizde bir kulüp açmak ya da üniversitenizin temsilcisi olmak isterseniz başvurabilirsiniz. Evet. 14 olduk. Başlatayım mı? Yoksa bekleyelim hocam? Bence başlatabiliriz sanırım. Evet. O zaman başlatıyorum. Herkese bol şans. Evet, soruları ben okuyacağım. Hangisi Android tabanlı bir işletim sistemidir? Symbian, HarmonyOS, iOS, Windows Phone. Bakalım.
11 kişi yanıtlamış. %82'si Harvard Üniversitesi'ymiş ve aslında doğru cevabı da vermiş. Şimdi hemen şeyi de göreceğiz anında çıktıları. En hızlı yanıtlayan Emre 5 saniye içerisinde yanıtlamış. Akış bu şekilde olacak bundan sonraki sorularda. Toplam 7 soru var. Hocam siz de girmişsiniz dereceye. Ben ama bundan sonraki de cevaplamayacağım. Yok şey, şey öğrenciler cevaplasınlar. Aslında toplam süreye bakacağımız için sorun olmaz diye düşünüyorum. Yani şey, en son çok soruya tabii ki en kısa sürede cevap veren burada avantajlı duruma geçecek. Hız önemli arkadaşlar. Tamam, ben hız o zaman yavaş yavaş cevap vereyim en sonunda. Bir sonraki soruya geçiyorum. Hangisi Huawei tarafından geliştirilen uygulama dağıtım platformudur? Google Play, App Store, App Gallery, Galaxy Store. Çok pardon, bu yanlış olmuş. Çin diye yanlış kalmış sanırım. %88 App Gallery demiş ve aslında doğru cevabı da vermiş yine. Bir sonraki soruya geçiyorum. HMS Core aşağıdaki uygulamalarda hangisi ya da hangilerini sunar? Kitap, video, müzik, temalar, sağlık. Burada birden çok cevap olabilir. Hangisi ya da hangileri dediğim için birden fazla şık bir işaretleyebilirsiniz. Hepsine hemen. Aslında HMS Core'un Huawei'nin kendi sağladığı uygulamalar. Çoğunluk yine doğru cevap vermiş aslında. Bu uygulamaların hepsi kitap, video, müzik, temalar gibi uygulamalar hepsi aslında sağlık uygulamalar. HMS Core tarafından sunulan hazırda kullanılabilir uygulamalar. Özgür Güvercin şu anda 3'te 3 yapan çok var. Gayet güzel gidiyoruz. 4'e soru geçiyorum. Hangisi makine öğrenmesi servislerinden değildir? Banka kartı tanıma, yazıdan sese dönüştürme, yüz tanıma, parmak izi tanıma. Makine öğrenmesi servislerinden değildir. Parmak izi tanıma %69'la ve çoğunluk doğru bildi. Parmak izi tanıma başka bir servis tarafından sağlanıyor. ML kit tarafı, makine öğrenmesi tarafından değil aslında direkt. Tabii ki de arka planda yine dediğim gibi o çipin sunduğu belli şeyler var. Kapasiteler var tabii ki de ama bu makine öğrenmesinin özel bir servis değil. 4'te 4. 4 kişi şu anda 4'te 4 gidiyor. Hay Allah. Ben... 5. soruya geçiyoruz. Hangisi yüz ve beden tanıma servislerinin sunduğu özelliklerinden biri değildir? İskelet algılama, canlılık algılama, el hareketi algılama, retina taraması. Son 5 saniye. Evet, %40. Retina tanıma. Burada biraz yanıltıcı olmuş o zaman. Bu biraz ayrıştırıcı bir soru oldu. %33 canlılık algılama demiş. Aslında bu sonunda geçiyordu. Liveness detection olarak. Yine ben göstereyim aslında sonucu hocam. Sorunun doğru cevabı retina tanıması. Şu an için retina ile alakalı bir sunduğu bir özellik yok. Tabii ki burada aslında çok güvenlikle alakalı şeyler var. Teknik olarak tabii ki de yapılabilecek şeyler aslında. Evet. Canlılık algılama... Retina tabii şey mobile'dan yapmak o kadar da kolay değil yani. Tabii, kesinlikle. Cep telefonunu gözünüze çok yakın tutmanız lazım. Oldukça zor bir iş. Evet ama muhtemelen yani ben açıkçası son birkaç yıl içerisinde onların da belki yaygınlaşabileceğini düşünüyorum. Yani sıklıkla kullanılıyor çünkü aslında şeylerde. Canlılık algılama belki şey diye bahsetmişti aslında sonunda. Daha çok hani ben robot değilim. Manuel şeyi dışında sizin fotoğrafınızı algılayarak hani o servise ya da sayfaya devam etmenizi sağlayan özellik diye. O yüzden canlılık algılama vardı. 5'te 5 yapan 3'e düştü. Tamam ben çıkıyorum artık. Ve aslında son iki soru şu anda. MLTTS config servis fonksiyonu aşağıdaki özelliklerinden hangisinde kullanılır? Bir servis kategorisi banka kartı tanıma, yazıdan sese dönüştürme, görsel ürün arama, yüz tanıma. Bir kod bloğundan aslında bunu sorduk. İsimden belli oluyor aslında. Banka kartı tanıma demiş %43, gösteri arama %44, yıllık. Evet, bu da biraz ayırt edici oldu. Evet. Özellikle şey diyebildik, TTS açılımı text to speech demek. Yani yazıdan sese dönüştürme %14 sanırım bir kişi bildi bunu. Evet, bu zor bir soruymuş. Ayırt edici oldu bu.
Hayda, ben hala. Son soruya geliyoruz. Soru değil zaten, Devrim Hoca'yı burada liste dışına alacağımız için hala hazırda. İlk beştekilerin şansı devam ediyor. Son sorumuz da Emerkit servislerini kullanmak için AppGallery Connect geliştirici konsolundaki hangi değer set edilmelidir? API key, API secret key, client ID, app secret. Bunu da belki kod bloklarına bahsederken söylemişti hangisini kullanması gerektiğini. Bu olmazsa çalışmaz demişti. %58, yani yarıdan çoğu doğru cevap vermiş. Doğru cevap API key olacaktı. Bakıyoruz Emre, Fatih, ikinci Mete, üçüncü Fatih, dördüncü Devrim Hoca ve beşinci Tolga Özek. Biz burada şey yapalım, Devrim Hoca'yı zaten aslında sarmıyoruz ve ilk üçü o zaman MDK, Mete ve Fatih bizimle iletişim kurarsa HSD Türk sayfasından, dediğim gibi ulaşırlarsa bize Instagram üzerinden hediyelerini en kısa süre içerisinde kendilerine yollarız. Bu arada tebrik ederiz aslında. En kısa sürede yanıtlayan Fatih ama bir soru az bilmiş. Onun dışında Emre de yine iyi bilmiş aslında. Mete birazcık şey, fazla soruyu da öne geçmiş burada. Tebrik ediyoruz kendisine de. Evet, tebrikler arkadaşlar. Son sorular, son iki soru hakikaten zordu yani. İyi, ben cevaplamadım ama cevaplamaya çalışsam da çuvallardım yani. Evet. Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka soru varsa alabiliriz. Şu an için başka soru yok galiba. Bu arada ben şey çok hoşuma gitti. Bu quiz olayı çok hoşuma gitti. Çünkü dinlediklerinizi, quiz'i yapmaya çalışırken dinlediklerinizi refresh edip şey, daha iyi öğrenme sağlıyor. Kesinlikle bende öyle oldu. Yani daha böyle ayrıştırıcı bir şey, bilgiyi ayrıştırıcı bir etkisi oldu bu quiz'in. Çok hoşuma gitti. Güzel bir fikirmiş. Biz de belki derslerde, seminer, sunumlarda falan kullanabilirim bu fikri. Bravo. Teşekkür ederiz. Biz dinlediğiniz için teşekkürler. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyoruz o zaman. Paylaştığınız bilgilere, verdiğiniz emeğe, desteğinize ve bu keyifli seminere. Hakikaten eğlenceliydi. Hem Berk Bey'e hem Burak Bey'e, ikisine de çok teşekkürler. Dinleyenlere de çok teşekkür ediyoruz. Ve işte quiz'i kazananlara da tebrikler. Quiz'e katılanlara da tebrikler. Şey yapmak önemli. Yarışmak, boy göstermek önemli. Ve ne güzel söylediler hem Burak Bey hem Berk Bey. Bu alanda ya, hata yapmak önemli. Yani uğraşmak ve hata yapmak hakikaten önemli. Çünkü asıl öğrenme orada başlıyor. İster mobile developer olun, ister daha teorik tarafta çalışıyor olun, ister bir yönetici, mühendislik tarafında bir yönetici olun. Hata yapmaktan korkmayın ve öğrenmeye çalışın. Hata yaparak öğrenin. Sizin belki son söyleyecekleriniz vardır. Ondan sonra kapatabiliriz. Ben de dediğim gibi, benim de aslında çok eğlendim ben de. Hani hem konu sizinle ilişkili oldu, o anlamda güzel oldu. Quiz de gayet keyifli oldu, katılım yoğun oldu, sorular güzeldi gayet. Ben de teşekkür ederim. Kesinlikle katılıyorum. Yani hata yapmaktan hangi seviyede ne olursa olsun korkmayın asla. Ve şey, önemli olan hatalardan aslında ders çıkarabilmek ve bunu o anlamda tekrarlamak. Yoksa ilk yaptığınız hata aslında bunu kabul edilebilir yani, bir şey yani. Evet. Teşekkür ederim ben de katılan herkese. Tebrikler yarışmayı kazanan arkadaşlara. Umarım her şey kariyeriniz için beklediğinizden daha güzel olur. Teşekkürler. Evet, evet, umarız. Peki o zaman burada şey yapabiliriz. Semineri sonlandırabiliriz. Tekrar teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlığı, verdiğiniz, harcadığınız zamanı. Bu arada arka planda destek veren insanlar da vardı. Burada İrem Hanım var, başka insanlar da var Huawei'de. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Canlı yayını burada sonlandırıyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.